Teşekkürler arkadaşlar. Bugün sizlere şok pozisyonundan bahsedeceğim. Öncelikle şok nedir? Şok, dolaşım sisteminin bozulması nedeniyle doku hücrelerin için ihtiyacı olan yeterli oksijenin ve besinin taşınamaması durumunda doku ölümü ve işlevi gerçekleşmesi tarafından karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden de biz şok pozisyonu ilk yardımcı olarak hastalara uygulamaktayız. Şok pozisyonunun temel amacı ise periferdeki kanı vücudumuz için hayati önemi olan organların, beyin ve kalp gibi yapıların oksijenini ve kan akımını sağlamak amacıyla şok pozisyonunu tercih ediyoruz. Şok pozisyonu önemli çünkü 400 mililitre ve 800 mililitreye kadar kan miktarını arttırabilme özelliği göstermektedir. İlk önce iki yardımcı olarak hastanın yanına yaklaşıyoruz. Her defasında yine bilinç kontrolümüzü ve hastanın ABC'sini değerlendirdikten sonra hasta sırt üstü zemine yatırılır ve hemen hastanın yanına yaklaşılır. Şok pozisyondaki temel prensibimiz hastanın ayaklarını yani bacaklarını 30-45 derece yükselterek ya da altına bir çanta, yastık koyabilirsiniz ya da ellerimizle yükselterek bu şekilde periferdeki kanı hayati önemli olan organ, beyin ve kalp için kan akımını sağlamak amacıyla bu pozisyonumuzu veriyoruz. Ve hastamızı yine 2-3 dakika aralıklarla yaşamsal fonksiyonlarını değerlendirerek 112'yi arayarak hastaneye transportunu sağlamamız gerekmektedir. Teşekkür ederim.